düştün? Yok ya. Öptüm işte. Bence sen hayal falan gördün. Öpmedim ben. Ne olur görürlerse. Yani gerek yok, hoş olmaz. İmajın mı çizilir? Bu Selim saçmalama, ne alakası var? Sara. Kül kedisinin uyanma vakti gelmişti artık. Varoş kedisi ya. Nasıl da bir halktan sanıyor kendi? Neydi onun o tavırları öyle? Neyine güveniyor bu kız bu kadar arkadaşlar, neyine? Ben onun o yamalı özgüveni inlemesini bilirim. Tamam, abartmayın artık, yeter. Abartmayın derken neyi abartıyoruz? Eda kıza tokat attı biricik. Tokat. Ya olacak iş mi Allah aşkınıza ya? Az bile yaptım Zeynep. Biricik, bir şey söylesene, sen haksız mıydım? Böylelerin haddini bildirmemiz gerekiyor tatlısı. İyi yaptın. Bence de. Üf, hadi sıkıldım Serra muhabbetinden, yeter. Selim'i göreniniz oldu mu? Eve falan mı gitti acaba? Serra Hanım, buyurun. Yapıyorsun? Görsünler. Bizi daha böyle çok görecekler. Alışsın herkes. Ya Serra. Sanki hayatında ilk defa bir erkekle bu kadar samimi yürüyor gibisin ya. Ne? Ciddi misin? Yani bu durumda ben senin ilk erkek arkadaşın oluyorum. Doğru mu? Yani hayatında ilk defa ben de öptüm seni. Tamam canım. Ne var yani olmadıysa? Şey Serra. Hı. Ne yapıyorsun İlyas? Bak, gördün mü? Herkes gördü şimdi. Ne olacak? Hayatında ilk kez öpüştün. İlk kez haddini bilmez bir erkek sana sarıldı. Bir de üstüne üstü yetmezmiş gibi. Herkesin içinde seni kucaklayıp havalara kaldırdı. Onur Hoca'nın yanındadır belki. Kaçta biter dersin? Uzun sürer benim işim. Proje devrimi tamamlamam lazım. Tamam. Olsun, ben beklerim seni. Gerek yok gerçekten.
Pardon, pardon. Efendim Biricik. Evet, evet okuldayım. Ufak bir işim var, onu hallediyorum. Ufak bir işmiş. Selim, neredesin? Biz çıkıyoruz kızlarla da seni bekleyelim mi? Biricik, işim var dedim ya. Neler karıştırıyorsun yine? Aman aman iyi, tamam sormuyorum. Yarın görüşürüz. İşi varmış. Kızlar, Serra gidip de bizi Selim'e şikayet etmiş falan olmasın şimdi? Gitse keşke. Bir tokat da Selim'den yer. Ay gerçekten çok abarttınız. Şiddete hayır diyoruz arkadaşlar. Hele kadına şiddete koca bir hayır diyoruz, hatırlatırım. Evet. Evet. Ne yapacağız şimdi? Planımız ne? Hadi. Siz bilemem de benim pilates dersim var. Eve gideceğim. Pilates nereden çıktı şimdi? Hep beraber bir şeyler içeceğiz diye konuşmadık mı az önce? Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. İptal edemem dersi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Selim yok diye iki dakikada sattı bizi. Farkındasın değil mi? Ölecek Selim diye kız ya. Sus. Duyacak şimdi Zeynep. Bir de uğraşmayalım bunu. Duyarsa duysun Eda. Duyarsa duysun. Burak'ın iyi olmasına çok sevindim Tahir amca. Yani ben aslında Ankara'ya gelip Burak'ı görmek istiyordum ama yüz yüze. Öyle mi? Ha, doktor ziyarete izin vermiyor yani. Anladım. Tamam, olmadı biz görüntülü arayıp öyle konuşuruz Burak'la. Oldu Tahir amca, oldu, iyi günler. Bir daha sakın beni arayayım deme. Ancak ben istediğim zaman görüşürüz. Anladın mı? Ne demek daha fazla para istiyorum ya? Sana verdiğim para neyine yetmiyor? İyi tamam. Her zamanki görüştüğümüz yere gel. Tamam mı? Bu neydi şimdi? Kime para yediriyorsunuz? Yoksa başka bir kadın mı var? Öğreniriz sen kimsin, müsait zamanda. Aman yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. İyi kaçtım ben, servise gidiyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Mi dersin? Hı hı, bitti. E tamam. Atla arabaya gidelim bir an önce. Yok, istemiyorum. Ne istemiyorsun? Ufak bir işim ben senin için nasılsa. Gerek yok yani eve bırakmana falan. O ne demek Serra? Ben hiçbir şey anlamadım. Biricik'le konuşurken ufak bir işim var dedin ya hani. O ufak iş ben olduğuma göre. Biraz alınganlık, biraz da kıskançlık seziyorum. Hayır tabii ki de, ne alakası var? Serra Hanım, lütfen arabaya biner misiniz? Lütfen. Buyurun. Belki binmek istemiyorum. Lütfen, lütfen Serra Hanım. Buyurun.
olan Nazlım var ya, resmen pazarcılık camiasına yeni bir soluk getirdin ha. Maşallah. Yok mu yeni yatırımların falan? Dalga geçme be. Be ne kız? Düzgün konuş. Hiç yakışıyor mu adın öyle? Azıcık hanım oluyor ya. Şu an. Alo? Evet benim. Ne? Nereye? Var tabii, olmaz mı? Tecrübenin alası var bende. Tamam tamam. Yarın geliyorum. Hadi iyi günler. Ne oluyor lan? Lan oğlum, iş görüşmesine çağırdılar. Seni? Evet beni. Ne var yani? Olamaz mı? Oğlum hangi kafasız seni çağırır lan iş görüşmesine? Hem de Kuzey Üniversitesi'ne. Ya ne haber? Gel ders ver diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mı kız ya? Serra, bir ara şu Burak konusunu baştan anlatmanı istiyorum. Daha neyini anlatayım? Yani Burak'la aranızda ne geçtiğini, tokat attıracak kadar sana ne yaptığını, bütün detayları öğrenmek istiyorum. Anlattım ya. Evet, evet anlattın ama kısmen anlattın. Ben bütün detaylarıyla öğrenmek istiyorum bu işi. Benim gördüğüm en rahatsız edici, en antipatik insan olabilir. Ya senin için öyle olabilir ama o benim yakın arkadaşım. Bayağı da samimiyiz, biliyorsun. Peki sor o zaman. Ne öğrenmek istiyorsun, sor. Ne yaptı seni bu kadar sinirlendirecek, gerecek ne yaptı merak ediyorum. Ya zaten okulda beni ilk gördüğü günden beri sürekli peşimde. Antipatik antipatik. Baştan sona anlattım her şeyi. Oldu mu? Ben şu ilerideki okulun önünde ineyim, olur mu? Yani olur da emin misin burada inmek istediğini? Hı hı. Eviniz buradan çok uzak değil, değil mi? Yok canım, alışkınım ben. De zaten çok yürümeyeceğim, yakın buradan. Ya Serra, evine bıraksam ne olacak ki? Olmaz. Tamam. Peki... Yarın sabah gelip alayım mı seni? Yok, gelme ben. Otele gideceğim, sabah shiftim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız ben. Beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Sen de nihayet kafayı yedin sonuna bakıyorum. Nazlı.
Yani kendi kendine gülene ya hayat yormuş delirmiş ya da aşık olmuş sapıtmış derler. Ben hayatın yorduğu gruptayım bence. Sen iki arada bir derede kıvamındasın sanki. Ya Bezgin aşıklar misali. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Vallahi süper gidiyor. Yarın bir iş görüşmem var. Öyle mi? Çok sevindim. Vallahi beğenirsek direkt işe alacağız dediler. Beğenirler tabii canım. Niye beğenmesinler? Ya çok üst düzey bir işmiş. Artık herkes kapasitemi görecek. Kesinlikle görecekler. Ay. Ne iyi oldu bak. Yıllar sonra tekrar buluştuk. Buldum seni. Evet Biricik Hanım, çok iyi oldu. Nasıl gidiyor salonda işler? Memnun musun? Memnunum. Aslında sizin de çok büyük payınız var bu işi bulmamda. Benim mi? Ben ne alaka? Siz beni sosyal medyada hocam diye paylaşınca bir sürü kapı açıldı bana sayenizde. Bak sen. Neymişim ben? Yeni bir hoca başlamış sizin salonda. Yakışıklı bir tipmiş. Barış mı? Size kadar geldi mi? Tanıyor musun? Sanırım tabii. Spor Akademisi'nde sınıf arkadaşıydık. O zaman siz samimisiniz. Yani sana böyle asılan müşterileri, pas verdiği teyzeleri falan anlatıyordur herhalde değil mi? Yani samimi sayılırız. Stüdyoda olan bir tane konuşur musunuz diyorsanız, evet konuşuruz. Çok iyi. O zaman Aslı, sana şahane bir teklifim var. Ya ne demek gelecek hafta evimize taşınıyoruz? Babacığım bitti bizim evin tadilatı. Yani taşınmayalım, ne yapalım? Hem kaç aydır buradayız zaten. Baba evinde gün sayıyorum diyorsun yani. Aşk olsun Nilo. Baba. Size de yeterince rahatsızlık verdik zaten İhsan Bey. Hem düşündüğümüzden çok uzadı bu ustaların işi. İhsan'cığım haklılar. O kadar özene bezene ev yaptırdılar. Elbette heves ediyorlar bir an önce gidip oturmaya. Ben de olsam ben de öyle hissederdim. Ya, olur mu öyle şey ya? Burası da sizin eviniz olur. Karının büyüdüğü ev nihayetinde. Ne demek rahatsızlık, misafirlik falan. Olur mu öyle şey? Geliriz yine. İhsan'cığım duygu sömürüsü yapma çocuklara. Merhaba. Hoş geldin Selin. Hoş afiyet geldin Selin. Sağ ol canım. Ah. Annem geldi değil mi aklına? Evet annem geldi. Nasıl da kızardı? Sofradan bir şey alıp böyle ayaküstü yememize. Çok kızardı. Evet, anneniz kızardı ayrı. Ama ben de hiç hoşlanmam biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Yemek saatini kaçırdın tabii Selimciğim ama açsan hemen ısıtabiliriz bir şeyler. Çok düşüncelisin Hasena. Ama sen merak etme, Sevinç halleder şimdi. Tamam mı her şey? Hallettin mi oğlum? Hı hı, hallettim baba. Ben Burak'tayken Tahir amcanın adamları geldi. Valizleri falan aldılar. Güzel. Ne için? Önemli bir şey değil Onur abi. Burak'ın bütün eşyaları buradaki evinde. Rica etti babası. Ben de onları toparladım. İyi etmişsin. Bayılıyorum sizin bu arkadaşlığınıza. İnşallah hep böyle sürer. Niye sürmesin ki Hasena? Sürer tabii. Yani gençlik arkadaşlıkları bazen bitebiliyor. İnsan bazen görüşmek bile istemiyor. Hı. Ama senin deneyimlerin bana gelmez. Çünkü biz seninle bayağı farklıyız. Olmadık zamanlarda gelen bu telefonlara sinir oluyorum. Adı üstünde yemek saati yani. Öyle değil mi? Yani. Kiminle konuşulur ki bu saatte? Sevgiliyle konuşulur. Yani genelde bu saatlerde işten telefon gelince babam kapat ben ararım sizi der ama demek ki kapatamayacağı önemli biri. Bu arada bu karnıyarık
Ne kadar güzel görünüyor ya. Aynı babaannemin yaptığı gibi. Afiyet olsun Selim'ciğim. Sağ ol ablacığım. Anne. He. Ben kirlerimi attım makineye. Senin var mı? Ben onları topladım, yatağımın üstüne koydum yavrum. Oradan alıver. Yarın hiçbir şey olmaz. Keşke biri de benim arkamı toplasa. Sevra, bir bardak su verir misin? Tabii. Sigorta attı. Ay, ama tam dizinin orta yerinde olacak iş mi? Koş kızım onu getir. Üf, ay en heyecanlı yerinde kaldı dizi. Sera oyalanma yavrum hadi. Ya tamam tamam. Panik oluyorum. Olma panik. Ver onu bana. Ver onu, çık sen sigortaya bak. Çık 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 çık. Hadi Sera. İşte ya. Uf, bıktım ya, bıktım. Ne zaman iki şey çalıştırsam aynısı oluyor. Sen de çalıştırma o zaman. Ne olacak şimdi? Yarım kaldı dizi. Tekrarını izlemek zorunda kalacağım. Spoiler mı yiyeyim istiyorsun? Anneciğim, karanlıktayız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ama iyi yerinden bakın. Mum ışığında romantik bir akşam geçireceğiz. Diziyi kaçırıyorum diyorum. Romantik akşam diyor ya. E ama bu kaçıncı böyle elektrik gidip gidip duruyor? Ya yarın usta çağıracağım tamam. Canımdan bezdim valla. Cemiyet hayatına podyumlardan depara çıkarak hızlı bir giriş yapan estetik harikası, 40'lı yaşlardaki yabancı dilleri biliyormuş gibi rol kesen kahramanımız aşağıdakilerden hangisi? A. Asena Kutlusay, B. Naomi, C. Sophia Loren, D. Anya Rubik. Ay çok yakıştı. Benmiş benmiş. Bunlar da çok iyi günlerin Asena. Bekle ve gör. Biz çakma seni. Thank you.
resmen yıkıyor, yıkıyor tabii. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel sevgilim olur. O yüzden sizi baştan uyaralım Selim'e ve yanlış sulara girmeyin. Ne haber Onur abi? İyidir. Yine şut terapisinde misin? Senden de hiçbir şey kaçmıyor abi ya. Ne oğlum, işim bu benim. Hele konu sen olunca tam uzmanlık alanım oluyor. Ne bileyim abi. Neler olduğunu keşke ben de bir bilebilsem. Nasıl yani? Serra'yı her an eve sevgilim olarak getirebilirim. Maç. Ne maçı oğlum? Anlatsana şunu doğru düzgün. Önce hak et abi. Allah Allah. Ne yani? Yenersen mi anlatacaksın? Hak etmen lazım. Bak pişman olursun. Hadi tek atıyorum. At. Dilnaz'ım günaydın. Günaydın canım. Oh bir tanem. Nereye? İşe mi? Gündeliğe mi? Ha, Tülin Hanım'a gidiyorum haftanın 3 günü. İyi oldu seni gördüğüm ya. Ben de seni arayacaktım. Allah ne muradım varsa versin Serra. Gönlünün dileği olsun kuzum benim. Hayırdır ne oldu? Bizim deli iş görüşmesine çağırdılar ya. Nazlı'nın mı? Ha, bugün okula gelecek görüşmeye. Dün bahsettiği iş görüşmesi bizim okulda mıymış? Ha kuzum, sizin okulda. Sen aracı olduydun ya. Ah canım benim, senin kafada bir dünya tabii. Neyse artık inşallah olur da beraber gider gelirsiniz ya. Tabii, tabii hayırlısı Binnaz'ım. Sen merak etme ha. Ben işimi bitireyim, akşam ütüleri yapmaya geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Tamam. Dikkat et. Olur, olur, hadi. Kendi ellerimle canlı bomba sokuyorum resmen. Ama özendin bu sabah. Özendim mi? Bu ne demek şimdi? Yani öyle uzun uzun parfüm sürmeler, 40 saat kol düğmesi aramalar falan. Önemli bir toplantın mı var? Benim her gün toplantılarım var. Ayrıca her gün de kol düğmeleri takıyorum. Ne var bunda? Çok yakışıklı oldun. Öyle mi? Dur düzelteyim yakamı. Bu sabah biraz geç gitsen iş olmaz mı? Biraz sabah keyif yapalım. Olmaz. Çok önemli randevum var. İptal edemem. Aa. İptal edemeyeceğin kadar önemli randevu neymiş göreceğiz. Etsin. Bir bu eksikti. Günaydın. Günaydın. Hayri Bey'i gönderdim. Hayri kim ayol? Manav Hayri. Gece mesaj attı. Komşunun evinde elektrik arızası var. Git bak diye de. Bu adresi vermiş ama. Yanlış mı geldim yoksa? Yok yok tamam. Serra yardım istemiştir Hayri'den. Geç ustam geç. Hallediver şurayı. Elektrik sigortası bozukmuş galiba. Bu arada bizim buzdolabını tamir eden ustaya ne oldu? Ben devraldım dükkanı. O mahalleden taşındı. Ha iyi tamam. Ay kafa mı kaldı bende? Nereye gidiyorum? Burada sigorta.
Hallederiz. Bu arada çamaşır makinesi de bozuldu. Sular akıyor, her yer battı. Ona da bakarız. Önce şuna bir bakayım, sırayla. Bu çok eski. Bu tamir olmaz. Zaten olsa da iki gün sonra yine başınıza iş açar. Ne yapacağız? Yani söküp yenisini takacağız. Hangi para elde olacaksa. Bu kadar özendiğine değer inşallah şu toplantı. Özeniyorum tabii. Ne var bunda? Sen de kendi toplantılarını biraz özensen iyi olur. O kadar yatırım yaptık. Peki tamam, bir şey demiyorum. Buldun mu telefon kimin adına kayıtlıymış? Ayşe Çoban adına kayıtlı, Asena Hanım. Ayşe Çoban mı? Adresi falan var mıymış? Her şey elimde mevcut. Detaylı arama dökümü gibi şeyler de isterseniz ücreti mukabilinde hemen hallederiz. Ücret mi mukabilindeymiş? Duyan da seni bedava çalıştırıyorum zanneder. Veririz neyse. Aman efendim. Siz yanlış anladınız. Senelerin hukuku bizimki. Hiç olur mu öyle şey? Bak sabah sabah beni konuşturma. Ne çabuk unutuyorsun? Ben olmasam o telefon şirketinde 3 kuruş maaşa talim ediyordun hala. Tamam tamam, kapat hadi. Detayları sonra konuşuruz. Nereden tanıyorum ya? Ayşe kim o zaman? Kokuyor Veysel şefim. Eline sağlık Veysel abi. Hadi soğutmayın. Sabahtan beri kara sulanmıştır ayaklarınıza. Hadi afiyet olsun. Hem de nasıl? Ben bugün çok yoruldum ya. Bir de büyük suite'de kim kaldıysa. Öyle bir dağıtmış bir odayı temizle temizle bitmedi. Ya aşk her şeyi affediyor da para her şeyi halledemiyor görüyorsun. Ortalık görgüsüz milyarder kaynıyor. Ne o kız? Pek bir dert mi iç geçirdin? Bizim sigortamız bozuldu dün akşam. Sabah usta gelecekti. İnşallah çok fazla masraf çıkarmamıştır Pınar ya. Ya ne diyeyim? Şöyle akıllı, becerikli bir sevgilin olaydı da bana dert yanacağına ona yanaydı. O da bir güzel teselli edeydi seni. Vardır belki, ne biliyorsun? Ne? Ne vardır? Sevgilin mi? Vardır, vardır. Yedim ben de. Vardır, vardır. (Gülüyor)
Sen makineyi tamir edebilecek misin usta? Ederim etmesine de. Neye elim atsam elimde kalıyor. Bu makinenin de miyadı dolmuş. Neyse laf yetiştirmeyi bırak da bitir işini. Efendim Serra? Yok yapılamıyor sigorta. Yenisini almak gerekiyormuş. O da 150 falan bir şey tutarmış. Asıl çamaşır makinesi yapılamıyor. Sabahtan beri onunla uğraşıyor yolladığım usta. O da beceriksizin tek çıktı ya neyse. Yani yeni çamaşır makinesi almak gerekiyor. Benden söylemesi kızım. Tamam görüşürüz. Ne oldu kız? Ne olacak? Korktuğum başıma geldi. Sigorta yetmezmiş gibi bir de çamaşır makinesi bozulmuş. Yapılmaz diyormuş usta. Ay, çamaşır makinesi çok pahalı be. Bizim üst kat komşusu aldı geçen 2000 mi ne tutmuş diyor. Yuh. Sigortasıydı, makinasıydı, geldisiydi, gittisiydi derken en az 3000 ihtiyacım var şu an. E kredi çeksene Serra. Ben de kefil olurum sana bak üzülme. Ha, yok. Olmaz. Korkarım ben öyle borçtan falan. Ay ne olacak be? Millet tatile gitmek için kredi çekiyor. Korkacak bir şey yok yani. Olmaz. İyi. Selim Bey, kartınızı alayım lütfen. Tabii. Buyurun lütfen. Taksit ister misiniz? 6 veya 9 taksite verebilirim. Yok, gerek yok. Tek çekim olsun. Aracın arka koltuğuna bırakabilirler mi? Hemen ayarlarız. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ederim. On dakikaya sendeyim. 10 dakikaya mı? Tamamen tesadüfen. Tamirat için evlerindeydim. Yani. İşte ben idare ediyorlar diyeyim, siz anlayın. Geçim derdi çektikleri çok benim. Olur tabii yaparım. Hallederim bir şekilde. Onların kabul edecekleri bir düzenleme ayarlarım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam efendim. Vallahi kızım sen böyle çat kapı gelmezdin ama. Aşk olsun baba ya. Gelsem bir suç, gelmezsem ayrı suç. Bak şimdi lafı nasıl tersine anlıyorsun? Ne bileyim kocanla kavga ettin falan zannettin bu saatte geldiğine göre. Baba ya İhsan'la kavga edeceğim. Döneceğim baba evine buraya. Kılıksız kıyafetsiz. Ah baba. Asena. Bak patatesli börek yaptım ondan da koyuyorum yersin. Dur yardım edeyim Sevgi abla.
Of, mis gibi de kokuyor. Sıcak sıcak. Sen seversin bilirim. Sevgi abla, bu aşağı sokakta Nurhan apartmanı var ya. Hı. Onun önünde bir adam gördüm böyle ayağı aksayan. Ha, anladım dediğini, kim olduğunu. Böyle gözüme bir tanıdık geldi sanki. Bir yerden gözüm ısırıyor. Yok kızım, sen bilmezsin onları. Onlar senden çok sonra taşındı mahalleye. Ha, böyle çok zavallı bir hali vardı. Ay yok, zavallı değil onlar canım. Niye? Karısını tanırım ben onun. Uyanık Ayşe derler ona bizim mahallede. Ha. Neden uyanık? Onun kocasına araba mı çarpmış ne? Bir yer ağzından kaçırdı. Kan parasıyla geçiniyoruz. Sırtımız yere gelmez bizim dedi. Zenginin birini buldular, sömürüyorlar demeli. Tabii canım. Artık kimin ayıbını örtüyorlarsa. Kim bilir? Kadının bileğindeki burma bilezikler aha buraya kadar. Ne kuyumcu diyorsun? Dükkanı gibi geziyor ortalıkta. Adam saf böyle, saftirik bir şey. Kadın uyanık, para göz, bildiğin gibi değil. Ben de acımıştım adamı görünce. Ay, yufka yürekli yavrum benim. Sen hiç acıma, tasalanma onlara. Bunca zaman burnumun dibindelermiş. Görüşürüz Serra. Görüşürüz. Hepsi mi pahalı olur arkadaş ya? Haber olsun. İyi, hadi atla gidelim bir an önce. Bu kutu ne böyle? O şey ya, bir nevi kum torbasının gelişmiş hali. Para mı verdin cidden? Öyle deme. Ben onun gelmesini neredeyse bir aydır bekliyorum. Mühim bir alet olduğum için. Hı. Beklediğine değmiş o zaman. Kavuşmuşsun sonuçta. Uzatmaya gerek yok. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Evraklarını getir. Yarın başla işe. Anlaştık. Yalnız şu maaş konusu benim çok içime sinmedi. Ya azıcık böyle bir şeyler yapsanız olmaz mı? Rakam değişmez. Hem yol masrafın yok. Servise gidip geleceksin. Yemen içmem burada. E daha ne olsun? İyi peki, tamam. Anlaştık o halde. İyi. Şimdi yağış. Sen kimsin? Aa. Selamlar. Selamlar. Ne bu haliniz? Ne oldu? Ne varmış ya halimizde? Normallik öyle. Yani. Soruya soruyla cevap verilmesinden hoşlanmadığımı unutacak kadar şaşkınsınız nedense. Şimdi sana bir haberimiz var. Ne? Aman. Ne söyle? Ay, Burak'la mı ilgili? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haber mi geldi? Yani birazcık Burak, birazcık sen, çokça Selim ve bir de... Üf! Gevelim ağzına, söyle ne söyleyeceksen.
Selim'le Serra'yı sarmaş dolaş görenler olmuş. Ne demek sarmaş dolaş? Ders falan çalışıyorlardır. Yoksa Selim'in ne işi olur Serra'yla? Yani biraz özel ve ince bir iş olduğu kesin gibi ama bir bak istersen. Yiyecek bir şeyler alayım. Gel. Zavallı Serra, başına nasıl büyük bir bela aldığının farkında bile değil. Zavallı Serra, daha düne kadar tokat atıyordun kıza. Bu nefretten acımaya ne ara evrildi ben anlamadım. Zeynep'ciğim, o ayrı. Bu ayrı, aynı şey değil. Pardon. Lütfen. Pardon, özür dilerim. Yani. Pardon, affedersin. Aa, bir suç almış. Ay, tatlı yiyelim. Benim termosum vardı. Gördün müsün? Telefon, adres, bütün bilgiler burada. Bundan sonra senin için çocuk oyuncağı almalı. Siz hiç merak etmeyin. Bu bilgilerle size hızla kapsamlı bir rapor sunarım. Aman sakın oyalanayım deme. Hızlı olsun zaten. Kaybedecek hiç vaktim yok. Dertleri neymiş, kimlere borçları var, gizli saklı neleri var hepsini öğrenmek istiyorum. Emredersiniz. Bu da ilk ödemen. Ekstra her bilgi senin için fazladan para demek biliyorsun. Ve sakın salak adamla oyalanayım deme. Ondan bir şey çıkmaz. Ne varsa karısında var. Ondan ilerle. Ayşe Çoban. Evet.